CHP nerelerden kaybettiyse delegeleri oradan Mesela evet, Diyarbakır'da oyu yüzde bir bile yok. Yüzde 0.8 galiba. 12 delegesi mi ne var? Evet 11 delegesi varmış. 11 <laughs> oh, söylüyor. Ha, çok ilginç. Çok, ama esası işin bu. Şimdi Muharrem İnce... Edirne'de 50 oy alıyor CHP ama hemen hemen aynı delege geliyor. Orta. Yoktur bile Edirne'de 12 tane 11 Daha tane delegesi. Evet 3-4 delegesi varmış şimdi arkadaşlar söylüyor. Bak isterseniz arkadaşlar reklam arasına kadar Yılmaz Özdemir'in bugünkü yazısını bulsunlar o çarpıklığı okuyalım burada yani Çok Kılıçdaroğlu delegeyi nasıl ayarlamış nasıl bağlamış ve Muharrem İnce mesela bunu hiç dile getirmedi sen önce buna itiraz et sana karşı bir kumpas kurulmuş kumpasların kralını CHP kuruyor arkadaş tezgah dediğin zaman tarihi tezgahlar var CHP'de tarihi tecrübe kazanmış tezgahlar oyunun bini bir para şeyde CHP'de Yılmaz Özden'in yazısını açtım istiyorsanız çok kısa okuyayım. Oku bak birkaç tane kaybedenler örnek. kulübü başlığıyla Yılmaz Özden yazmış. Kaybedenler kulübü. Kaybedenler kulübü evet. CHP Çanakkale'de 135 bin oy alıyor. Çanakkale'nin 8 delegesi var. 8 delege unutmayın. 135 bin 135 oy. 135 bin oy. Evet. CHP Adıyaman'da 35 bin oy alıyor. Adıyaman'ın 10 delegesi var. Buyurun. CHP İzmir'de 1 milyon 264 bin oy alıyor. 47 delegesi var. CHP, Manisa, Kocaeli, Isparta, Mersin, Muğla'da toplam 1.133.000 milyon oy alıyor. Yani 4 ilde 84 delegesi var. CHP Edirne'de 150 bin oy alıyor. 4 delegesi var. CHP Bingöl'de sadece 1000 oy alıyor. Heh. 150'de biri. 5 delegesi var. <laughs> Çok ilginçmiş. Şimdi bak bu numarayı CHP'den başka kimse yapmaz. CHP'lerden başka da kimse yutmaz bunu. Mesela AK Parti böyle bir düzenleme yapmış olsa tövbe aşağı Ortalık ayağa kalkar. Bir dakika Sayın Genel Başkanımız ver. hani itiraz ediyorum diyor ya. Şimdi ben Sayın Muharrem İnce'ye soruyorum. Siz bu çarpık tabloya bugüne kadar hiç itiraz ettiniz mi? Çok e, iki kendi ayağıyla eksiğimiz. kendisine karşı açılmış bir kuyunun içine itiriverdiler evet, Muharrem Herhalde bugün Parti Meclisi seçimleri var. Evet. Asıl o önemli. 60 kişilik. Neden önemli? Belediye başkan adayları orada tespit ediliyor. Şimdi Muharrem İnce'nin orada bir etkisi olacak mı? Etkisi olsa ne olacak? Genel başkan belli oldu. Ona göre dizayn edecekler. Biliyorsunuz CHP'de kurultaylar 2 yılda bir yapılıyor. Olağan kurultaylar. 2008 Şubat'ta yapıldı. Bir de 2010 Şubat'ına var, değil mi? Hı hı. 2010'dan önce ne var? 3 Kasım 2019 e, 2020 diyecektik. 2020'den önce ne var? 3 Kasım 2019. 2019'da yapılmış oldu. 2020'de, 2020'de yapılacak 2020'de yapılacak. 2020'den önce de 2019'da Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bence CHP'yi bir arada tutacak artık bir e, motivasyon kaynağı kalmayacaktır. Dolayısıyla yani Muharrem İnce mücadelesine devam etse, devam etse 2020'de genel 2020'de başkan, genel başkan adayını ko koysa kazansa ne yazar? Ondan sonra zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hükümet seçimle halk tarafından belirleniyor. CHP'nin 5 yıl hükümet olma şansı yok, imkanı yok. Parlamentoda ayak oyunları yapılamaz. Eski sistemdeki gibi e, ko e, koalisyonlara gidilemez. Evet. Ortaklar çekilip hükümet düşemez. Düşemez. Gen soru verilemez. O defter kapanıyor. Dolayısıyla son şansıydı bu. Muharrem İnce'nin. Onu kaybetti. Ama hatayı kendisinden arasın. Bugün Yılmaz Özdil'in yazdıklarından haberi yoksa 150 bin oy aldığı Edirne'de 4 delege, 1000 oy aldığı Bingöl'de 5 delege geliyorsa senin de bundan haberin yoksa 2002'den beri Milletvekilisin. Grup başkan vekilliği yaptın. Şimdi demokrasi diyorlar değil mi? Sayın Kılıçdaroğlu'na ve bütün CHP il başkanlarına, milletvekillerine soru. Ya Yılmaz Özlü'nün yazdıkları herhalde doğru yani. Bu, bu kadar da yanlış yapamaz. Bu delege ayarlamasının demokrasiyle izahını bize bir yapar mı CHP'liler? Hani hep otoriterleşmeden, diktatörden, saraydan. Yahu sarayı Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne açmış ya. Saray orada, Sultan orada. İşte Sultan'ın yaptığına bak. 150 bin Edirne'deki oya karşılık. 4 delege, 1000 oya karşılık. Bingöl'de 5 delege. Sen Kılıçdaroğlu'nun elinden genel başkanlığı alabilir misin? Bu bahisle ilgili şunu da söyleyeyim. Eee Demek ki bu kurultay ne demokrasi kurultayıymış ne de cesaret kurultayıymış. Evet. 291 tane cesur olmayan, korkak ağır bir laf. Korkak demiyor evet, De mi? 291 korkak yerine 291 tane cesaretsiz, cesareti olmayan CHP'li delege cesaret kurultayında bir numara çevirmişler. Oy vermeyecekleri halde Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlığa aday gösteren imzayı atmışlar. Şimdi 49 mükerrer oyda ise bence Muharrem İnce'nin tahmini doğru. Bu genel merkezin bir Ali Cengiz oyunu. Yani Muharrem İnce'nin listesindekilere bakıp 49'unu oraya mı yazdılar? Ya yani şöyle. Yoksa daha önceden yani baskı mı yapıyorlar? Genel yapalım? merkez ayarlamış demek ki 49 kişiyi. Siz Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdiğiniz gibi Muharrem İnce'yi de gösterin. Hmm. Truva atı. Evet, Truva atı. Sonra bunu şey Divan farkına varıyor. Bak burada bir şey daha var. Bunu ben bütün kanalları Divanın... dinledim. orada işleyişi de çok kötü. Hayır ya. hayır, rastlamadım bakınız. Bunu bütün kanalları izledim, rastlamadım. Şimdi Muharrem İnce konuşurken Divan diyor ki ve yayıyorlar ha, daha orada konuşuyor. Son kürsünün. dakika geldi bütün kanallar o sırada. Bütün kanallar 49 tane mükerrer oy tespit edildi. Evet, Bahri ince, ince adaylığı tartışmalı hale geldi. Peki Sayın Divan bu incelemeyi 49 imzanın mükerrer olduğunu neden kurultayı başlatmadan önce evet. adayları ilan etmeden önce yapmamış? Bravo. Aynen asıl suç. Yani ben de onu sorguladım. E divan neden bunu incelemeden sen adaysın sen değilsin diyor. Kaç kere aday olacaksın? Şimdi, kaç kere değilsin diyeceksiniz. Tüzükte de var mükerrer oy kullanılması halinde. Onu da Sayın İnce açıkladı. Divan çağırıyor o mükerrer imza atanları. Hanginiz? Hangi iki yere de imza atmışsınız? Sizin imzanız hangi aday için geçerli diye soruyor. Tüzük evet. gereği. Evet. Şimdi Bu sorulmuyor. Ve ne oluyor? Baştan bakılmıyor bu imzalara. Olay devam ederken ya tam anlamıyla kumpas. Çok Ta fena. Çok fena. Ve bunu CHP'den başka hiçbir parti böyle yapamaz. Tecrübe konuşuyor burada. <laughs> tecrübe. Tarihi tecrübe. Reklama gideceğiz Sayın Gülerce. Ee... şunu da söyleyelim, gidelim. Hadi bunu sonradan yaptın. Bu yarım saatlik iştir. O delegeleri 49 kişi çağırırsın. Kardeşim sizin imzanız hangi aday için geçerli sorarsın. Ha, Muharrem İnce tutturuyor 127'yi. Tamam iki adayımız var dersin. Algı operasyonuna bak. Kılıçdaroğlu diyor ki soruyorlar efendim böyle bir karışıklık çıktı ne olacak şimdi? Ya, Muharrem yabancı değil Benim, o, benim benim, benim 49 bana da atmış imzayı ona sayın diyor. Vay be. Ne kadar? Şey küplere bin Muharrem İnce haklı olarak. Haklı. Ben lütuf istemiyorum diyor. Kılıçdaroğlu'nun adayı gibi olmuş oldu yani. Tabii, tabii tabii. Kılıçdaroğlu İhsan'da bulunmasaydı. Halbuki 447 oy alıyor. Demek ki e, şeyin Kılıçdaroğlu'nun İhsan'ına ihtiyacı yokmuş. Bence de büyük kumpası uğradı Muharrem İnce. Hem de çok büyük. E, divan başkanının da Yılmaz Büyükerşen olduğunu hatırlatayım. Ben Muharrem İnce'nin dürüstlüğünü biliyorum. Dedim ya gençliğinden beri Aha. tanıyorum. Son sözümü söyleyeyim bu konuyu kapatırken. Yeri burası değildi. Burada siyaset yapmayacaktı. Hmm. Karargahta hata yaptı. Cephelerde ortaya çıkıyor. Peki